Bundan yıllar önce uzak ülkelerin birinde bir kralla güzeller güzele bir kraliçe yaşıyordu. Kocaman, görkemli bir şatoda oturan kral ve kraliçeyi ülkenin halkı çok seviyordu. Özellikle güzel olduğu kadar iyi kalpli olan kraliçeye herkes hayrandı. Bu iyi yürekli kraliçenin hayattaki en büyük dileği bir çocuk sahibi olmaktı. Sonunda bu dileği gerçekleşti ve güzel bir ilkbahar sabahı harika bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Genç kralla kraliçenin mutluluğuna diyecek yoktu. Küçük prensesle doğumunu kutlamak için o güne kadar görülmemiş bir şenlik düzenlendi. Bu şenliğe o ülkedeki bütün insanlar ve periler davet edilmişti. Şenlikler ve kutlamalar şatonun büyük salonlarında yapılıyordu. Her taraf o günün şerefine süslenmişti. Bütün davetlilerin dikkati yatağın uslu uslu yatan minik prensesin üzerindeydi. Melek yüzlü iyilik perileri beşin çevresinde toplanmıştı. Her biri sırayla bebeğe iyi dileklerde bulundular. Kimi ona güzellik, kimi akıl, kimi de cömertlik armağan etti. Fakat büyük bir talihsizlik olmuş ve yaşlı bir periyi şenliğe davet etmeyi unutmuşlardı. Bütün konuklar neşe içinde eğlenirken yaşlı peri birden ortaya çıkıverdi. Şenliğe davet edilmediği için çok kızmıştı. Öfkeyle küçük prensesin beşiğine yaklaşarak 16 yaşına geldiğinde parmağına bir iğne batacak ve öleceksin dedi. Oradaki herkes şaşkınlıktan dona kalmıştı. İşte tam bu sırada henüz dilekte bulunmayan perilerin en genci ileri atıldı. Üzülmeyin, üzülmeyin dedi. Yavrunuz ölmeyecek. Küçük prenses 100 yıl sürecek, derin bir uykuya dalacak ve bir prens gelip onu öptüğünde bu uzun uykudan uyanacak. Kral ve kraliçe genç periye teşekkür etti. Ama kral yine de bu kehanetin gerçekleşmesinden büyük kaygı duyuyordu. Hemen bütün muhafızlarına ülkedeki iğnelerin kaldırılmasını emretti. Bu emre uymayanların cezası ölüm olacaktı. Böylece aradan uzun yıllar geçti. Mutlu bir hayat süren prenses her gün biraz daha büyüyüp güzelleşiyordu. 16 yaşına geldiğinde bir gün şatoyu gezmeye karar verdi. Şato o kadar büyüktü ki bilmediği pek çok yeri vardı. O zamana kadar görmediği küçük bir odada yaşlı bir kadına rastladı. Kadın elindeki iğne ile iplik eğiriyordu. Bu iğne nasıl olduysa muhafızların gözünden kaçmıştı. Çok meraklanan prenses tanımadığı bu garip alete dokunmak istedi. Ve iğne elini alır almaz eline battı. Kötü kehanet sonunda gerçekleşmişti. Hemen uykuya dalan güzel prenses ipek örtüler içinde altından yapılmış bir yatağa yatırıldı. Prensesle birlikte bütün şato 100 yıl sürecek derin bir uykuya daldı. Kral, kraliçe, muhafızlar, hizmetkarlar ve saray çalgıcıları da uyumuştu. Sadece onlar da değil, sahibiyle birlikte avludaki köpek, ahırdaki koşulmuş at, hatta dallardaki kuşlar bile uyudu. Her tarafa derin bir sessizlik çökmüş, onları uyandırmamak için rüzgar bile susmuştu. Ağaçların yaprakları da kıpıldamaz olmuştu. Bu arada uyuyan şatonun çevresinde sık bir orman göğe doğru yükselip onu bütün gözlerden gizledi. Bu arada aradan tam 100 yıl geçmişti. Yine ilkbahar gelmiş, bütün doğa uyanmıştı. Günlerden bir gün genç ve cesur bir prensin ormana yolu düştü. Uyuyan güzel efsanesini duymuş ve onu bulmaya karar vermişti. Günlerce aradıktan sonra önüne geçemediği bir duygu onu bu ormana çekmişti. Sonunda şatoyu buldu ve prensesin uyuduğu odaya girdi. Daha onu görür görmez yüreğini tarifsiz bir sevgi kapladı. Prensesi daha o anda aşık olmuştu. Genç kıza doğru eğildi ve onu hafifçe öptü. Güzel prenses sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi hemen gözlerini açtı. Onunla birlikte şatodakiler de gözlerini açtı. Kötü kalpli perinin büyüsü artık bozulmuştu. İki genç kısa süre sonra görkemli bir düğünle evlendiler ve uzun yıllar birlikte mutlu bir hayat sürdüler.